Merhaba herkese, iyi akşamlar. Koç Holding. Şimdi Koç Holding'i en son geçen hafta bakmıştım. Hatırlıyorum. Yani burada tabii destek kırıldı. 8 desteği kırıldı. 17.91'in biraz da altına, hatta 20'nin bile altında bir sarkma var. Hafif bir yatay alan yapmaya başladığını görüyoruz Koç Holding'in. Pozitif gene onu söyleyeyim, yani 20 gün üstünde kaldıkça yine de bakın 20 gün, ben mesela 8, hangi üstsel derseniz, hani daha böyle her gün işlem yapmıyorsanız borsada 20 gün bu tür rakamlarda belki, bence yani benim kendi görüşüm, doğru olmayabilir görüşüm onu söyleyeyim, ama 20 gün biraz daha önemli bir seviye. Çünkü 8'ler çok dik olur, kırılır yani, onu çok güvenemezsiniz. Destekte de öyle. Orası kar realizasyonu gelir, tak gider 8'ler yerine 20'ler biraz daha güvenlidir diyebilirim. Böyle ay bazında 2 ya da 2-3 haftalık periyotlarda alım satım yapılıyorsa, yani şöyle bir alan yaptı şimdilik kendine. Bu alan içinde takip edilir Koç Holding. Bu alan içinde takip ederken artık maliyet durumuna göre, herkesin tabi risk algısına göre 20 günün yeri de ihmal edilebilir. Ama tabi şimdi kağıt şuraya gelmiş 19.55'e, 20 gün gelmiş 18.97'ye. O zaman ihmal etmezsiniz, ama şu an için söylüyorum çünkü çok yakın birbirine. Dolayısıyla bu 17.90 desteğini, 17.90 değil pardon, 17.61 desteğine bir dikkat etmek lazım. Aşağı sarkması durumunda 50 gün orada. Şu anda da cross başladı. Bunu geçen baktığımda işaretlemiştim. Cross yoktu. Bir cross başlatabilir diye, zaten çok yakın zaten. En sonunda da bir golden cross'a girdiğini görüyoruz Koç Holding'in. Golden Cross orta ve uzun vadeciler için önemli. Yani kısa vadeciler için, tabii kısalar için de önemli. Önemsiz değil, ama hemen böyle Golden Cross yaptı diye tavan tavan gitmez. Onu da söyleyeyim. Bizde çok var şu an ya. Tavan tavan gitsin. Tavan da her gün gitsin. Oo, ne güzel. MACD hafif aşağı bir yön. RSI'de yine aşağı bir yön veriyor. Tabii bir soğuma var. Burada bir geçen videoda anlattım, yani negatif bir durum da vardı RSI'da. Fakat o negatif tutarsızlıklar her zaman böyle çok aşağıya gidecek anlamına, hep söylüyorum yani, öyle bir anlam taşımaz tek başına. Yani ama bir kar realizasyonu ve düzeltme geldiğini en azından haber edebilir. Bunun dışında yani bir hafif de şey var tabi. Bu 2-3 günün, 3-5 günün hacmi yok artık, o tırmandı gitti. Ama yine de hacimlerde bir iştah var denebilir en azından. Yani şu 3-4 gün, 5 gün burada ortalamayı kaldırıyor, ama hani genel olarak baktığımız zaman kağıdın alıcılı olduğunu görüyoruz Temmuz ayından beri. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Özel bir mum formasyonu yok. Şu iki mum iyi. Tabii bütün bu kaybı geri aldığını görüyoruz 5.57'lik. Bu videoda söyleyeyim, her videoda söyleyeyim. Çok volatil günlerde borsa. Yani çok hızlı yukarı veya aşağı hareketler oluyor. Yani çok böyle değerliyse sizin için bir hissenin 5 kuruşu, 10 kuruşu, yani dikkat etmeniz lazım. Hani her an bir şey olabilir tedirginliği var yani. Yani bu endekste bile var. Biraz yukarı gidiyor, hemen satış baskısı falan geliyor. Biraz aşağı gitmeye başladığı zaman oradan da bir alım geliyor. Dolayısıyla volatil piyasaya dikkat edin. Yani varsa stopunuz, ona göre gün içinde oluşacak hareketleri de hesaba katıp bir şey belirlemenizde, ona göre bir mesafe belirlemenizde fayda var. Çünkü boşu boşuna da hisseyi kaptırmak da iyi bir şey değil yani. Siz satarsınız pat, ertesi gün mesela şurada Koç'u 17.60'ta satan, ki desteği vardı. Yani desteği beklemeyip tez canlı davranın. Burada kaptırdı kağıda. Kağıt geri 18.60'a. Yani buradan örnekle vereyim. Onun için o mesafeleri iyi ayarlamakta fayda var. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Herkese iyi akşamlar.